Merhaba arkadaşlar. Hem bireysel hem kurumsal anlamda çok işinize yarayacak, hayret verici ve harika bir yapay zeka platformu olan Recordly AI videosuyla karşınızdayım. Üstelik ücretsiz deneyebilirsiniz. Amerika'da tam iki kez yapay zeka ve makine öğrenimi alanında en iyi ürün ödülüne layık görülen bu yapay zeka destekli platform, sektörün en yüksek doğruluk seviyesine sahip transkripsiyon, dil çeviri ve dublaj hizmetini sunuyor. %98'lik doğruluk oranı ve yalnızca %2,3'lük kelime hata oranıyla öne çıkan Recordly, 100'den fazla dilde önceden kaydedilmiş video içeriklerinizi hızlıca yazıya dökebiliyor ve çevirebiliyor. Ve bunların dışında da yine harika özellikleri var. Mesela Recordly Live'la sanal toplantılarınızda 100'den fazla dilde anlık çeviri imkanı sunarak dil engelini tamamen ortadan kaldırıyor. Ve buna ek olarak toplantı sonrası detaylı özetler ve tam transkript alarak tüm önemli noktaları kayıt altına almanızı sağlıyor. Birazdan göreceğiz zaten. Şimdi platformun özelliklerini ve nasıl kullanıldığını herkesin anlayabileceği biçimde anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Video açıklamasındaki linke tıkladıktan sonra karşınıza Recordly sitesi açılacak. Ne yapacağız arkadaşlar? Buradan öncelikle sign in diyeceğiz. Google ya da Microsoft hesabımızla kaydoluyoruz. Daha sonra da arkadaşlar kaydolduktan sonra bu şekilde buradan ilk sayfadan giriş yapabiliriz. Evet arkadaşlar, içeri girdiğimizde bizi şöyle bir arayüz karşılıyor. Premium planda olduğum için biraz daha fazla kredim var ama siz girdiğiniz zaman ücretsiz deneme yapabilmeniz için 60'ar kredi veriliyor. Şimdi hemen kayıtlarımda bir adet videomuzu dublajlayalım. Hemen yeni kayıt diyorum. Alan açıldı. Şimdi buraya öncelikle bir isim yazacağız. Video çeviri diyelim. Bu kaydın içeriğini belirtin diyor. Sözlük öğelerinden arkadaşlar buraya terimleri çekebilirsiniz. Önceden oluşturduğunuz terimleri böylelikle daha doğru bir çeviri sağlayacak. Girişimcilik hikayeleri videom var daha önceden, onu çevirtireceğim. Size yaşanmış akıl almaz bir hikaye anlatacağım. Şimdi ben bunun da içeriğini yazayım. YouTube kanalındaki bir videoda anlattığım girişimcilik hikayesinin giriş kısmı. ChatGPT'de falan da aynı şey var. Bilgiyle destekleme var. Ne kadar ipucu verirseniz yapay zeka o sizin için daha iyi bir çeviri sağlıyor. O yüzden bunları isterseniz yazabilirsiniz. Kalite testi diye bir şey var. Onu da işaretleyip size devamında göstereceğim. Buraya geliyoruz. Dosya ekleye tıklayarak video dosyamızı buraya ekliyoruz. Videom burada. Bunu da buraya aldım. İkinci kısımda hangi dillere ilgi duyuyorsunuz var. İşte burada çeviri durumuna geçmeye başlıyoruz. İlk buradaki alan kaynak diller. Bu videomuzdaki ana dil ne? Türkçe. Şuradan Türkçe'yi seçelim. Bir boşluğa tıklayıp bunu sabitledik. Kayıt birden fazla dil içeriyorsa bunu seçebilirsiniz. Atıyorum her ülkeden bir konuşmacı çıktı işte bir şeyler anlatıyor. O zaman bunu seçebilirsiniz. O zaman arkadaşlar kendisi bütün dilleri otomatik olarak algılayıp çeviriyor. Ek diller dediği arkadaşlar buradan da hangi dile çevrileceğini ayarlıyoruz. Bu altyazı olarak çevrilecek. Mesela ben diyorum ki bana bir İngilizce çeviri yap, bir Fransızca çeviri yap. Ve arkadaşlar daha sonra bu videoya dublaj eklemek istiyorsak eğer dublaj seçeniz kısmında az önce seçtiğiniz başlıkları tekrar seçiyoruz. Dublaj kısmında bu seçtiğimiz dillere çevrilecek. AI belgeleme işlemi bittikten sonra kaydı otomatik olarak çevir. Bu işaretli olsun. Güzel. AI özet arkadaşlar. 2 kredi buna gidiyor. AI özetin ne olduğunu da yine göstereceğim. Güvenli iletişim şu. Eğer atıyorum müstehcen konuşmalar gibi bir durum varsa saygılı dili seçebilirsiniz. Özelleştirilen içgörüleri de açıyoruz. Şimdi onu da göstereceğim. Özelleştirilen içgörüleri de açtım. İleri diyorum. Ve arkadaşlar en son bana diyor ki yaptığım bütün bu düzenlemeler 12 kredi tutacak. Gönder butonuna tıklıyoruz ve videomuz çevrilmeye başlıyor. Şu anda arkadaşlar işlemimiz başladı. Şunu yapabilirsiniz. Üzerine tıklayın. Şuradaki alandan yüzdelik ilerlemesini de takip edebilirsiniz. Video birazdan çözülmeye başlayacak. Ondan sonra da burada başlıklar altındaki içerikler görünür olmaya başlayacak. Şu anda altyazısı hazırlandı. Gördüğünüz gibi burada mevcut. Speaker 1 diyor. Yani birinci sunucu. Boş kaydedemiyorsunuz. Serdar dedim ben. Güncelle dedim arkadaşlar. Daha sonra şuradan çıkan yazıyı bir kontrol edin. Mesela video akarken hikaye böyle sürekli olarak içimizi karartan. Gördüğünüz gibi yandaki script yani yazı, videonun içeriği de sırayla ben söyledikçe bu takip ediyor. Bizi sürekli aşağı çeken ümitsiz arkadaşlara da motivasyon sağlar. Şimdi bazı ufak tefek hatalar olabiliyor. Dediğim gibi bunlar %2'yi geçmiyor. Onları da düzeltmek için şuradaki düzenleye tıklıyoruz. Ümitsiz arkadaşlara da motivasyon sağlar olması gerekiyor. Benim biraz kapalı söylememden de kaynaklanıyor. Onu I olarak algılamış. Geri kalanına baktık. Bütün içerik doğru. Yazıyı düzenle kaydet dedikten sonra buradaki speaker adı da değişiyor. Size yaşanmış akıl almaz bir hikaye anlatır. Buradan indire gelip tıkladığınızda formatları yine indir kısmından indiriyoruz. Dublajımız da tamamlandı arkadaşlar şu anda. Peki dublajı nasıl dinleyebilir? Türkçe kayıt dili yazan alandaki İngilizceye tıkladığımız zaman bunu dublajlı olarak duyabileceğiz ama alttan dublaj seçeneğini de aktive etmemiz gerekiyor. Bunu atlarsanız dublajcı gelmeyecektir. Hemen dinleyelim. In this video,
I will tell you an incredible true story. Alttan benim sesim de geliyor. Bunu kapatmanın yolu da şuradaki ses düğmesine basmak. Bunu kapattığımızda tamamen İngilizce duyacağız. Bak. Who constantly drag us down with their excessive realism. Of course, what I am about to share is an extreme event. Evet arkadaşlar, harika. Altyazısı da burada, yani İngilizcesi de burada. Görüyorsunuz. Şöyle indir dediğiniz zaman, mesela SRT olarak indir dediğiniz zaman şöyle tıklayalım. Buna da not defteriyle yalnızca bir kez diyelim. Gördüğünüz gibi İngilizce SRT dosyamız da hazır. Al bunu direkt kullan yani. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 10 numara. Fransızcayı deneyelim. Constamment plongé dans le pessimisme et le réalisme excessif qui me tire toujours vers le bas. Harika. Evet arkadaşlar, çevirdiğimiz diller böyle. Daha sonra şuradan şöyle indirip bunu yükleyebilirsiniz. Videolarınızı farklı dillere çevirip kullanabilirsiniz. Özete gelelim. Şimdi benim yaptığım konuşmanın bir özetini çıkarıyor. Transkripsiyon, konuşmacı birin aşırı olumsuzluk ve realizm nedeniyle kendini kötü hisseden, insanları motive etmeye amaçlı yani inanılmaz bir hikaye paylaşmak için sahneye hazırladığı bir oturumu yakalıyor. Kritik konular şunlar: inanılmaz bir hikaye paylaşmak, olumsuzluklar arasında ilham verici motivasyon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size bir özet hazırlıyor. Güvenli iletişimde açmadığımız için bir şey görünmüyor. Kalite testimiz %100, bunu İngilizce söylüyor. Böyle sağ tık yapıp Türkçe'ye çevirebilirsiniz. İleride düzelir bunlar da. Puan 100. Peki bu kaydım nerede benim? Bu kaydım kayıtlar bölümünde böyle listelenecek arkadaşlar. Bir de canlı bağlantı denemesi yapalım. Hemen toplantı için birine bağlanıyoruz. Canlı performanslara giriyoruz. Yeni canlı etkinlik diyoruz. Hemen ayar yapıyoruz. Toplantımız neyle ilgili? SEO toplantısı. Bir web sitenin SEO çalışması ile ilgili toplantı. Kalite testini açtım. Etkinlik süresi 30 dakikadır yaklaşık olarak. Bunu da giriyoruz. Belirli bir süre sessizlikten sonra ayrıl diyor. Bunu 10 yapalım. Hangi dillerle ilgileniyorsunuz? Kaynak dilimiz Türkçe. Çeviri için ek dilleri girelim. Ben bunun Almanca ve İngilizce çevrilmesini istiyorum. Yine Almanca ve İngilizce dublaj istiyorum. Tercümeyi açarsanız simultane size konuşma sırasında tercüme de yapacak. Bunu belki sonraki videoda gösteririz. AI özet, güvenli iletişim, saygılı dil dedik arkadaşlar. Bunu da seçelim ki size gösterebileyim. İçgörü buradan seçmemiz lazım. Genel. Genel bir içgörüyle buradan seçtik. Toplantıyı hangi platformla yapacağız? Meet'i seçiyorum ve buraya anlık toplantı başlatıyorum şu an. Ve arkadaşlar linkini alıp şuraya yapıştırıyorum. İleri diyorum. Artık tüm aşamaları tamamlamış olduk. Gönder diyorum. Toplantımıza dahil olacak birazdan Record ve AI. Cansu Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba Serdar Bey, iyiyim, siz nasılsınız? İyidir, teşekkürler. Web sistemin SEO çalışmalarının yapılmasıyla ilgili sizle görüşecektim. Nasıl yapalım? İlk önce neyi hedeflediğinizi öğrenmem gerekiyor. Şöyle, mesela Serdar Sezer kelimesinden rakiplerine geçmek istiyorum. Çünkü adamların da ismi aynı. Bu birincisi. Ve tabii belli başlı anahtar kelimelerde biraz trafik alsam iyi olur diye düşünüyorum. Buna göre on-page, off-page SEO çalışmalarını planlayacağız ilk önce. Çok teşekkür ederim Cansu Hanım, vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim Serdar Bey. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere, sağ olun. Evet, toplantımız bitti. Dönelim bakalım record diye şurada devam ediyor diyor. Kayıt kısmına gelelim. Birkaç dakika daha bekleyeceğiz arkadaşlar kaydın oluşması için. İstersek şuradan da kapatabiliriz. Kaydı durdur diyelim. Evet. Bazı alanlar oluşuyor. Canlı etkinlik kayıtlarımız da burada oluştu arkadaşlar. Hemen şöyle Türkçesi bakın. Görüşmelerimiz bu şekilde kayıt altına almış. İngilizce, Almanca buradaki bütün konuşmalar listelenmiş durumda. Toplantımızın kaydı da alındı. Ses kaydı burada var. Buna göre on-page, off-page planlayacağız ilk önce. Toplantımızın kaydı da mevcut. Bakın arkadaşlar, İngilizce kayıt dili şurada tamamlandı diyor. Dublaja çevirelim. Thank you. I was going to talk to you about the SEO work for my website. We already decided on this. Bir de Almancasına bakalım arkadaşlar. Bakın Türkçesi de duyuluyor. Yine videodaki gibi burayı kapatıyoruz. Dublaj seçeneğini açıyoruz ve play'e basıyoruz. Wie sollen wir das angehen? Was empfehlen Sie? Und was können Sie ausprobieren? Gördüğünüz gibi müthiş bir yapay zeka bu. Artık dil engeli, dil bariyeri kalmıyor. Farklı dillerde toplantı yapıp bunları çevirip aynı zamanda simultane bir şekilde tercüme ettirebiliyoruz. Muhteşem bir şey. Özetimiz de oluşmuş. Toplantıda Serdar Bey web sitesinin SEO çalışmaları üzerine Cansu Hanım'la detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Serdar Bey özellikle Serdar Sezer kelimesinden üst sıralara çıkmak istemektedir. Yani oturup tek tek not tutup bunları özetlemenize gerek yok. Alın bunu. Şuradan direkt indirerek. Bakın indir var. Tüm AI notlarını indir dediğiniz anda şöyle size bir dosya halinde zaten bunu veriyor arkadaşlar. Ve buradan alıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ve güvenli iletişimde 95 puan almışız. Ek içgörüler oluşturulmuş. Bakın bu da çok ilginç bir şey. Önemli anlar nelerdir? Potansiyel olarak trafiği artıracağına olan inancı.
Harika bir içgörü hazırlamış ya. Cidden yani ben buna bayıldım. Şahane bir yapay zeka platformu. Girin hemen, üye olun, deneyin ve şaşırmaya şimdiden hazır olun. Ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmını hemen anlatayım arkadaşlar. Özelleştirilmiş içgörüler var. Buraya isterseniz yeni bir kategori oluşturup görülerinizi burada muhafaza edip dosyalayabilirsiniz. Bir de sözlük terimleri var. Bu da şu işe yarıyor. Diyelim ki işte oyunla ilgili bir video yapıyorsunuz ya da toplantı yapıyorsunuz. Bu çevirirken tam olarak çevirebilmesi için terimleri de burada açıklamasıyla yazıyoruz arkadaşlar ki bu terimlerle karşılaştığı zaman aslında normal yaşantıdaki şeyleri karşılamayan ama oyun dünyasında farklı anlamlara gelen sözcükler olabilir. Onları burada yazıyoruz. Mesela NPC nedir? Açıklama, oyun içerisindeki yapay zeka karakterler diyebilirsiniz buna. Hani ne olduğunu anlatabilmek için. Tamam. Bu da böyle arkadaşlar. Şurada bir de faturalandırma planlar var. Eğer platform hoşunuza giderse bunu kullanırım, işime yarar diyorsanız buradan faturalandırma ve planlardan da arkadaşlar kredi alabilirsiniz. Krediniz bittikten sonra. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.